Türkiye ile Çin arasında suçluların iadesi anlaşması imzalandı. Buna göre bazı Doğu Türkistanlı aileler için Çin'e teslim edilecek. Duydum ama bilmiyorum doğru mu değil mi. Yani böyle bir şey duydum, inceleyemedim. Hatta Adana'ya bir Doğu Türkistanlı birisi, bir bayan gelmişti benimle görüşmek istedi. O da böyle bir şeyden bahsetmiş. başkalarından da duydum. Ne kadar doğru emin değilim. Yani kulaktan kulağa bir laf mıdır? Yoksa gerçekten hükümet imza attı mı? Bilmiyorum. Eğer attıysa bu suçlu dedikleri kişiler tayin edildi mi? Mesela adam öldürmüş. Şunu yapmış, bunu yapmış. Eğer böyle insanlarsa tamam. Olabilir. Ama Adam görüşünden, dininden, imanından dolayı oradan kaçmak zorunda kalmış, buraya gelmişse bu adamı teslim ediyorsa Türk devleti Çin devletine bu bu ihanet olur. Bir Müslümanı Çin kafirine teslim et ki zulmetsin. Neden bu insan kaçmış oradan? Neden kaçmış? Bundan bir şey yaptığından değil sadece Müslümanlığından dolayı kaçmak zorunda kalmış. Orada zulüm görmüş. Çok zulüm var Doğu Türkistan'da. Türkiye'deki Türkçüler, ırkçılar, Türk ırkçılığı yapanlar neden hiç konuşmuyorlar Doğu Türkistan'da? Oradakiler Türk. Hatta gelenler de Türkçe konuşuyorlar. Çatbat anlaşıyoruz yani. Madem Türkçüdürler, neden bu Türklere yapılan zulmü gündeme getirmiyorlar? Çünkü Müslüman oldukları için zulme uğruyorlar ya, umurlarında değil. Türk oldukları için zulme uğrasaydılar, Türkçüler ayağa kalkardı. Müslüman oldukları için zulme uğruyorlar. Türk olanlar zulme uğramıyor. İslam'ı yaşayan Türkler zulme uğruyor. Demek ki Türk olduğu için değil. Müslüman olduğu için, İslami faaliyet yaptığı için hocalar zulme uğruyor. O yüzden umurlarında değil. Türkiye'nin Türkçülerinin umurunda değil. Eğer Türk devleti İslam'a hizmet eden hocaları teslim ederse Çin zalimlerinin ne yapacağı bellidir. Ve bu ihanet olur. Ama Türk devleti böyle bir anlaşma yapmış gibi yapıp da mecbur kaldıysa imza atmış gibi yapıyor da sonra teslim etmiyorsa, etmeyecekse o zaman belki siyaseten böyle yapmak zorunda kaldık diyebilirler. Bu ihaneti yapmayacaklarsa. Yok eğer yapacaklarsa bu ihanettir. Çünkü bildiklerimiz var. Yani İslam hizmet yaptığı için kaçmak zorunda kalmış. Tüm dünyada İslami faaliyetler engellenmeye başlandı. Almanya'da bile. Bakın dün Almanya ile görüştüm. Biraz evvel yine görüştük Almanya ile. Buraya gelmeden. Münih'te beş tane cami kapatılmış. Münih'ten arkadaşlar söylediler. Beş tane cami kapatılmış. 48 tane camisi var Münih'in. Beşini kapatmışlar. Bakın Almanya demokratik ülke vesaire. Özgürlüklerin bol olduğu ülkeler güya Almanya'da bile başladı. Fransa'sında da hepsinde. Yani aslında dünya çapında bir proje var. Trump'ın başa getirilmesi de bunun için. Daha azgın bir adam, daha sert yapılı bir adam, biraz deli dolu bir adam. Onu başa getirdiler. Böylece tüm dünyaya şu mesajı verdiler. Bundan sonra daha baskıcı olacaksınız. Bütün liderlere bu mesajı vermiş oldular. Türkiye'nin liderine de, liderlerine de, Mısır'ınkine de, İsrail'e de Almanya'da, Çin'de, e Çin'e hepsine de. Dünyanın patronu Amerika. Amerikan lideri böyle bir adamsa, bunun man böyle bir adam lider yapıldıysa, Amerikan derin devleti tarafından desteklendi ve o makama getirildiyse, bunun manası budur. Amerikan projesine göre tüm dünyada diktatörlük başlatılacak. Daha doğrusu İslami faaliyetlere karşı diktatörlük, engellemeler, zulüm, baskı dönemi başlatılacak demektir. Doğu Türkistan'daki bu olay hızlandırıldı. Daha evvel de vardı zulüm ama bu kadar değildi. Hızlandı. Ve bırakın bu anlaşmayı bir de Derin bazı güçler, Türk derin güçleri acaba yakalayıp yakalayıp zaten vermiyorlar mıydı? Kanunsuz bir yolla. Ne var ki doğu Türkistanlıyı yakalamaktan kolay ne var? Zaten tipinden belli. Zaten siması bizimki gibi değil, farklı. Zaten uzaktan belli oluyor. Yakalayıp yakalayıp götürüp teslim etmiyorlar mı acaba? Kanun, kitap, anlaşma olmasa bile Bunlar da e, mümkün ve şüphe ettiğimiz meselelerdir. Çünkü biliyoruz Doğu Türkistanlıları Türklerin devleti de takip ediyor.